Nene Hatun 1857 yılında Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Zeliha'dır. Tarihimizde 93 Harbi olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunulmasında kahramanca çalışarak adını tarihe yazdırdı. Mücadeleye küçük yaştaki kızını ve oğlunu evde bırakarak katılmıştı. O sıralarda 20 yaşlarında genç bir gelindi. 7 Kasım 1877 gününün gece yarısında bölge halkından olan Osmanlı vatandaşı Ermeni çeteleri Erzurum'un Aziziye Tabyası'na girmeyi başarmışlardı. Tabyayı koruyan Türk askerlerini öldürerek arkadan gelen Rus askerlerini hiçbir mukavemetle karşılaştırmaksızın Tabyayı ele geçirdiler. Baskından yaralı olarak kurtulmayı başaran bir er, şehir merkezine ulaşıp kara haberi Erzurumlulara ulaştırdı. Sabah ezanından hemen sonra minarelerden "Moskov askeri Aziziye Tabyası'nı ele geçirdi" şeklinde duyuru yapıldı. Bu haber Erzurum halkı tarafından vatan savunması için emir telakki edildi. Silahı olan silahını, olmayanlar balta, tırpan, kazma, kürek, sopa ve taşları ellerine alarak Tabya'ya doğru koşmaya başladı. Kadın erkek tüm Erzurum halkı yollara dökülmüştü. Koşanlar arasında erkeği cephede çarpışan bir taze gelin de vardı. Ağabeyi bir gün önce cepheden yaralı olarak gelmiş ve kollarında can vermişti. Üç aylık bebeğini emzirmiş, "Seni bana Allah verdi, ben de ona emanet ediyorum" diyerek vedalaştıktan sonra birkaç saat önce ölen ağabeyinin kasaturasını alarak sokağa fırlamıştı. Erzurumlular ölüme gittiklerini bildikleri halde Aziziye Tabyası'na doğru koşuyordu. Tabya'ya yerleşmiş olan Rus askerleri gelenlere yaylım ateşi açtı. Ön sıradakiler o anda şehit olurken, arkadakiler geri çekilmek yerine daha bir kararlı ve hızlı olarak ileri atıldılar. Demir kapılar kırılıp içeri girildi ve boğaz boğaza bir savaş başladı. Mükemmel silahlarla donanmış Moskov ordusu, baltalı, tırpanlı, taşlı, sopalı, eğitimsiz halk karşısında ancak yarım saat tutunabildi. 2300 Moskov öldürülüp Tabya geri alındı. Türkler 1000 kadar şehit vermişlerdi. Hemen yaralıların tedavisine başlandı. Nene Hatun da yaralılar arasındaydı. Fakat o yarasını aldırmıyor, evindeki bebeğini unutmuş, diğer yaralıların kanını durdurabilmek, yaralarını sarabilmek için çırpınıyordu. Nene Hatun böyle bir ortamda tanındı ve saygıyla sevildi. Onun vatan için gece başlayan mücadelesi tüm düşman Erzurum'dan kovuluncaya kadar devam etti. Erzurum'un her karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın zaferinde Nene Hatun'un ve onun vatan aşkını paylaşan sivil insanların da payı vardı. Savaştan sonra da Nene Hatun, destan kahramanlarına yaraşır bir asaletle yaşadı. Kendisini ziyaret eden NATO'da görevli Amerikalı subayın bir sorusuna, "O zaman vazifemi yapmıştım. Bugün de ilerlemiş yaşıma rağmen aynı hizmeti daha mükemmeliyle yapacak güç ve heyecana sahibim" cevabını vermişti.
Nene Hatun ve ailesi savaştan sonra Erzurum'a yerleşti. Erzurum'da Emin Kurbu Mahallesi'nde Kına Sokağı'ndaki 35 numaralı evde ikamet etti. Geçim sıkıntısı çeken Nene Hatun, 1943 yılında Ulusal Kadın Kahramanlardan Name Hanım ile birlikte Cumhurbaşkanı'na bir dilekçe yazarak yardım istedi. Nene Hatun, 1952 yılından itibaren Aziziye Anıtı yapılması çalışmaları sırasında yeniden gündeme geldi. 1952 yılında 30 Ağustos zaferi kutlamalarında kendisine 3. Ordu'nun Nenesi unvanı verildi. Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle Türkiye'de ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığı 1955 yılında Birlik kendisine Yılın Anası unvanını verdi. Nene Hatun'a ani bir şekilde zatüre teşhisi kondu ve tedavi gördüğü Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi resmi törenle Aziziye Şehitliği'ne defnedildi. Ölümünün ardından geçen 61 senede her daim hatırlanması, Türk toplumu için ne denli büyük bir kahraman olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.